meydanda. Bahçeli, Uşak'ta eleştiri oklarını Başbakan Erdoğan'a yöneltti. Konuşması değişmiş, üslubu farklılaşmış, yüz hatları anlaşılmaz hale gelmiş bir şahsı ailecek televizyonlarda görmekten insanlarımız artık televizyonları kapatır hale gelmiş. Şimdi ben diyorum ki televizyonlara devam edin. İnşallah ileride güzel yayınlar olur. Ama bugünkü iktidarı, bugün televizyonları kapatarak yok farz etmeyin. Sandıkta bu iktidarı kapatın gitsin. Ardından İzmir'e geçti MHP lideri. Bahçeli Gündoğdu Meydanı'na gelir gelmez büyük bir coşku yaşandı. Varlıklı mısınız? Sıcaklık Uşak'takinden farklı değildi. Ancak İzmirliler de yakıcı güneşe rağmen Gündoğdu Meydanı'nı tıklım tıklım doldurdu. İktidara yürüyor Hareket Partisi. Hareket, hareket, hareket partisi. Milliyetçi, milliyetçi Hareket Partisi. Dolan sadece meydan değildi. İzmir'de özel harekat timleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Türkiye istiyor musun? Ses ver, ses ver, ses ver. Türkiye, 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 ses ver. Türkiye, ses ver, ses ver, ses ver. Türkiye, 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 ses ver. Türkiye. MHP lideri burada da hükümeti hedef aldı. Terörle müzakere iddialarını dile getirdi Bahçeli. İmralı canisinin 12 Haziran'dan sonra serbest kalacağı iddiaları gündeme oturdu. İzmir'den Başbakan Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer tekrar bir iktidar şansın olursa İmralı canisini serbest bırakacak mısın? Sana oynayacağın yeni senaryo metinlerini veren küresel destekçilerine böyle bir söz verdin mi? Bunu açıkla. Şerefin, haysiyetin varsa bu sorularımıza cevap ver. Kimlerle pazarlıklar yaptığını, hangi vaatleri verdiğini anlat. Türk devletini kimlere peşkeş çektiğini, itibarını nasıl ayaklar aldığını itiraf et. Bahçeli seçim vaatlerini de anlattı İzmirlilere. Emekli açlık sınırındadır. Bunun için emeklilerimizle ilgili intibak sorunlarını çözeceğiz ve hepsine yılda bir maaş fazla vereceğiz. Biz adı çılgın ama içi boş projelerle uğraşmayacağız. Asgari ücretli olarak çalışan kardeşimden vergi almayacağız ve aldığı parayı net 825 liraya çıkaracağız. Her alışverişinizde ödediğiniz KDV'yi düşüreceğiz ve vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Mazottan, gübreden, ilaçtan, tohumdan, fideden OTV ve KDV almayacağız. İktidara yürüyor Hareket Partisi. Hareket, hareket, hareket partisi. Milliyetçi, milliyetçi. Değerli izleyenler, 12 Eylül darbesiyle ilgili soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ardından bugün de emekli Orgeneral Tahsin Şahin Kaya, GATA'da özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen'e ifade verdi. 12 soru yöneltilen Orgeneral Şahin Kaya, pişman değilim dedi. Konuyu değerlendirmek üzere telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Şahin Mengü bulunuyor. Sayın Mengü, hoş geldiniz. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, referandumda en büyük beklenti buydu, darbecilerin yargılanması. Şimdi de ifadeler alınıyor. Fikret Seçen'e ifade veren Orgeneral Tahsin Şahin Kaya da tıpkı Kenan Evren gibi pişman değilim, şartlar onu gerektiriyordu dedi. Siz tabloyu nasıl yorumluyorsunuz bir hukukçu olarak aynı zamanda? Gerçekten darbeciler yargılanıyor mu? Ben baştan beri, yani bu anayasa 15. maddesinin
tartışıldığı ilk günden bu tarafa, uygar bir ülkenin anayasasında böyle bir maddenin olmaması gerektiğini, bu nedenle kaldırılması gerektiğini hep savundum. Evet. Ancak bu madde, yani geçici 15. madde kaldırılarak darbecilerin yargılanmasının yolunu açılacağı söylemi bence hukuken büyük bir aldatmacadır. Çünkü o geçici 15. maddeyle getirilen ve maalesef Türk halkının %92'sinin oyuyla kabul edilen anayasada, anayasayla bu geçici madde bir anlamda aynen milletvekilliğinin kürsü dokunulmazlığı gibi bir dokunulmazlığı bu maddede sayılan kişilere getirmiştir. Şimdi bu kişilerin, yani milletvekillerinin kürsüdeki ve meclis çatısı altındaki söz ve eylemleri nasıl bir yargılamadan muaf tutuluyorsa, katli olarak bir dokunulmazlık sahibi kılıyorsa, geçici 15. maddenin de getirdiği dokunulmazlık işlemi odur. Odur. O bakımdan herhangi bir yargılama yapılabilmesi söz konusu değildir. Bakın, bugün eğer bir hukuk devletiyseniz, bu 15. madde, 12 Eylül'den itibaren var olan bu 12. madde arkasından parlamenter rejime girdikten sonra defalarca parlamento seçimleri olmuş, hiçbir anayasa, hiçbir parlamento tarafından kaldırılmamış bir hüküm söz konusu. Bugün yapılan, bunu kaldırdık diyerek, dikkat edin, Kenan Evren'in ve diğer paşanın ifadesinin alınması tam seçimlere 2 gün kala, 3 gün kala yapılan bir siyasi şovdur. Evet. Eğer bir hukuk devleti olduğunuzu iddia ediyorsanız zaten bu şahısların ifadesini alamazsınız. Ama elbette siz hukukun temel, evrensel değerlerini yok ederek ben bazı şeylerden yapacağım diyorsanız yaparsınız. Evet. Ama o zaman da hukuk devleti olmaz. Peki Sayın Mengü, bunun bir hukuki aldatmaca olduğunu söylüyorsunuz. Amaç evet. ne diye soracaktım. Seçim öncesi bir siyasi şov olarak nitelediniz. Siyasi şov, gayet tabii. Evet. Şimdi şunu da soralım. Başbakan Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında 27 Nisan'ın, ki kamuoyunda zaten ev muhtıra olarak geçer ama kendisi bunun bir muhtıra olarak kabul etmediğini söyledi. Siz nasıl değerlendirebilirsiniz bu durumu? Şimdi tabii 27 Nisan'da yapılan büyük bir siyasi yanlıştır. Tabii onu bir muhtıra olarak kabul etmez. Çünkü orada düpedüz, benim kişisel kanımı da söyleyeyim, oradaki bir uzlaşmayla yapılmış saçma sapan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anasının ak sütü gibi helal, alın teriyle yazdığı bir dava dilekçesini yok etmeye, bir onu töhmet altında bırakmaya yöneliktir. Artı aynı şekilde Yüce Anayasa Mahkemesi'ni de töhmet altında bırakmaya yönelik. Tamamıyla iktidarla o tarihteki Genelkurmay Başkanı'nın el ele diz dize karar verdikleri bir olaydır. Eğer hakikaten biz bazılarından hesap soracaksak, bu 28-27 Nisan muhtırası mıdır, açıklaması mıdır, mektubu mudur, adına ne koyarsanız koyun, Dolmabahçe Sarayı'nda baş başa görüşmenize gerek yoktu, bu adamı yargılardınız. Onu yapabiliyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Evet, onu soracaktım ben de. Madem darbecilerden hesap soruluyor, neden o zaman büyük anıtta soruşturma kapsamına dahil tabii edilmiyor ama? O büyük anıtın yaptığı, kendilerinin beyanı vardı. Büyük anıtın bu açıklamasıyla bizim oylarımız 4 puan 5 puan yukarı sıçradı diye. Evet, hükümet cephesinden gelen açıklamalar. Tabii, evet. Tabii. Sayın Mengü, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na verdiği demeçte AKP'nin kafasında demokrasi ve özgürlük olmadığını söyledi. Seçim çalışmalarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın Sesi Radyosu'na verdiği demeçte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP'nin kafasında demokrasi ve özgürlük olmadığını söyledi. Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler konusunda ciddi kaygılar olduğunu bildirdi. İngiliz Economist dergisinin yazısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, demokrasi ve özgürlükler konusundaki kaygıların herkes tarafından paylaşıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de son zamanlarda orta çağda bile olmayan bazı uygulamalar var dedi. CHP lideri buna örnek olarak basılmamış kitap yasaklandığını, 60'a yakın gazetecinin hapiste olduğunu ve bir kişinin ayağa kalkmadı diye hapse atıldığını gösterdi.
özel yetkili mahkemelerin tümüyle siyasallaştırıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu mahkemeler artık siyasi otoritenin verdiği kararlara göre karar alan ve siyasi otoritenin kararlarını yargı kararı olarak hayata geçiren mahkemeler konumuna geldi dedi. Kılıçdaroğlu, Hopa'daki olaylar, hemen sonrasında kişilerin tutuklanmaları, evlerine baskın yapılması, Erzurum'da özel yetkili mahkemelere gönderilmeleri bunlar akıl alacak şeyler değil diye devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Arap ülkelerin demokrasi arayışı konusunda Türkiye'nin örnek olabileceğini, ancak o ülkelerdeki halkların Türkiye gibi bir demokrasi istediği bir ortamda Türkiye'deki yöneticilerin o ülkelerin yöneticileri gibi olmaya çalıştığını savundu. CHP lideri bugün sokakta